Merhabalar. Bu videoda bir seriden bahsedeceğim ve aslında bir oynatma listesi. Bu videoda bu oynatma listesinin ilk videosu. Bu oynatma listesini ne yapacağız? Aslında Python programlama diliyle ve PyCharm ile programlama yazacağız ve bu programlarla algoritmik trade yapacağız. Her zaman trade yapacağız diye bir şey yok. Kimi videoda fonksiyon geliştireceğiz. Hem ben öğreneceğim, hem siz benimle beraber öğreneceksiniz, hem siz yorum atacaksınız, ben de sizden öğreneceğim. Veya bir sonraki videonun için işte diyeceksiniz ki hocam şöyle bir fonksiyon yapalım veya şöyle bir strateji yapalım veya şunu nasıl yaparız, şunu şöyle yapabilir miyiz gibi geri dönüşlerde bulunabilirseniz daha interaktif bir seri olur diye düşünüyorum. Yabancı bir kaynak var birkaç tane algoritmik trade yapmak için ama kendi botumuzu, kendi yazdığımız programı çalıştırabilmek için ve yazabilmek için ben aslında çok Türkçe bir kaynak, hatta videolu bir kaynak göremedim. Varsa da denk gelmedim. Yani yok demeyeyim en azından. Şimdi ilk videomuzda, bu arada Python dersleri videosu değil bu. Yani az çok Python bilen bir insan dediklerimi anlayabilir. Sadece algoritmik trade kısmından bahsedeceğim ben burada. Ama hiç bilmeyen insan da az çok izleyerek hangi fonksiyonun hangi mantıkla yazıldığını anladığında kendisi de oturup yazabilir. Çünkü Python zaten öğrenmesi çok basit bir dil. Şimdi bizim ilk videomuzda ben TradingView'deki tarayıcı var ya, aşağıda footer kısmına giriyorsun. Hatta bakalım, şöyle yapalım. Aşağıya iniyorsun, kripto takipçisine tıklıyorsun. Burada senin oluşturduğun filtreleri veya artık herhangi bir şeyi taramasını yapabiliyorsun. Buradan osilatörlerin verdiği değerleri görebiliyorsun. İşte buradan kendine yeni filtrelemeler yapıp veya kendine yeni indikatörler ekleyip onların al mı veriyor, sat mı veriyor, onların sinyalini alabiliyorsun. Bu güzel bir şey ama bunu sadece bir günlükte sana izin veriyor, ücretsiz versiyonunda. Yani bir saatlik tıkladığımda diyor ki abi bana şuraya bir 100 lira 200 lira sıkıştı diyor. Yani vermek istemiyoruz. Yapacak bir şey yok. O yüzden bununla ilgili bir bot yazacağız şimdi. Ve bu botu yazmak için bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Ve bu kütüphanenin ismi, zaten ben az önce bir video çektim ama hoşuma gitmedi. Tekrar çekiyorum. O kütüphanenin ismi TradingView_TA. Terminali açıyorum PyCharm'da. Pip install TradingView_TA yazıyorum. Bu arada benim şu anki programımda yüklü bu kütüphane. Ama tekrar gösteriyorum. Enter'a bastığımda siz de yukarıdaki gibi Collecting TradingView_TA diyecek. İşte using deyip en son indirecek. Ben de yüklü olduğu için zaten yüklü diyor ve yüklü olduğu konumu gösteriyor. Ben bu kütüphaneyi yükledim ve bu kütüphaneyi nasıl çağıracağım? From TradingView_TA diyorum. Import dediğimde bu kütüphanenin içinde aslında benim bir class'ım var. Hemen buradan bakabilirim. Bu class'ın içerisindeki verileri kullanarak diğer fonksiyonlarda çağrışımlarda bulunacağız. Bu class'ı çağıracağım ben. Bir sınıf var. T_Handler. Bir de period değişkenimiz var. Onu da çağırdıktan sonra benim aslında TradingView'deki tarama yapabilmem için gerekli olan her şeyi yapmış oluyorum. Şimdi taramayı peki nasıl yapacağım? İlk önce kendime bir nesne oluşturmam gerekiyor dedim ya. Bu kütüphanenin içinde bir tane sınıf var ve bu sınıf bir screener, exchange, sembol ve yine interval, yani periyot içeriyor. Bu periyotlarda tarama yapacağız ve bunu yapmak için benim nesnemin bu verilere sahip olması gerekiyor. Peki, o yüzden bir nesne oluşturmam gerekiyor. Nesnemin adı coin olsun. Bu arada Türkçe anlatacağım her şeyi. Aslında bunları Türkçe yazmaya gerek yok da yine de tamam, İngilizce üzerinden gidelim. Çünkü evrensel, herkes de İngilizce çalışıyor. Biz de İngilizce çalışalım. Benim sınıfımın ismi, nesnemin ismi coin ve tekrar bu nesne türetmem için ne yapmam gerekiyordu? TA_Handler sınıfından bir nesne oluşturmam gerekiyor. Benden ne istemişti? Tıkladığımda üstüne
1. Screener, Exchange, Symbol ve Interval. Period. Hemen geliyorum buraya. Symbol eşittir. Trading View'deki tarama yapacağım sembol. Hemen ilk videomuzda Bitcoin yapalım. Ondan sonra benden istediği şey ne? Screener. Bu nedir screener? Yani kripto mu tarayacaksın, hisse mi tarayacaksın, forex mi tarayacaksın diye soruyor. Ben şu an kripto tarayacağım. O yüzden kripto diyorum. Virgülü çakıp aşağıya iniyorum. Benden diyor ki zaten period veya exchange gir diyor. Exchange'e tıkladığımda enter diyorum. Bana borsamı soruyor. Borsam ne? Binance. Enter'lıyorum. Period giriyorum. Buraya da interval nokta deyip bana sunduğu zaman aralıklarından bir tanesini seçiyorum. Ben 1 saatli seçiyorum şu an. Enter'a basıp kapatıyorum. Benim şu an coin diye bir nesnem var. Ve bu nesnemin özellikleri, sembol özelliği BTC USDT yani Bitcoin USDT'yi Binance borsasında tarayacak 1 saatlik grafiklerini. Tamam. Peki hangi fonksiyonlarıyla ben bunları tarayacağım? Yani hangi fonksiyonun karşılığında bana neler geliyor? Zaten çok fazla fonksiyon olan bir kütüphane değil. Buraya girip, kütüphanenin içerisine girip buradan istediğiniz gibi her şeye bakabilirsiniz. Yorum satırlarını okuyup anlayabilirsiniz. Hatta buradan URL'leri alıp kendiniz de tarayıcıdan kontrol edebilirsiniz. Hangi veri bana, hangi link bana neyi veriyor veya işte Postman falan kullanarak bakabilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Şimdi ben burada Get Analyst fonksiyonunu kullanacağız ve bizim zaten en çok işimize o yarayacak. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? İlk önce kendime örnek veriyorum. Bir tane değişken tanımlıyorum. Bu değişkenimin ismi veri değil, data olsun. Data 1 eşittir. Coin'imin içindeki coin nesnesinden bir fonksiyon çağırıyorum. Get analiz yani analiz getir. Noktaya bastığımda benim çağırabileceğim fonksiyonları veya değerleri bana gösteriyor. Sembole basarsam benim kendi sembolüm gelir. Time'a basarsam şu anki istek gönderilen saat gelir. Moving Average'a basarsam bu coin'in yani Bitcoin, BTC, USDT'nin hareketli ortalamalarına göre ortaya çıkan sinyalleri gösterir. Osilatörler dersem osilatör verileri, indikatörs dersem indikatör verileri, summary dersem de özet verileri gelir. Diğerleri de zaten benim girdiğim veriler exchange period ve screener ve sembol. Şimdi ben buraya indikatör dedim. Sonra hemen print data 1 dediğimde benim coin'imin indikatör verileri gelecek. Çalıştırdığımda zaten diyor RSI 48 1 saatlik periyotta RSI 48 bir önceki verisi 50 yani aslında RSI baş aşağı vermiş. Ben buradan bunun çıkarımını yapabilirim. Stokastik K ve D değerleri. Ondan sonra MACD sinyali, MACD'nin kendisi, momentumu, bir önceki momentumu, stokastik RSI vesaire artık buradan tüm verilere ulaşabilirsiniz. Görüyor musunuz? Camarilla verilerine kadar her şey var. Pivot noktaları olsun, demarklar var, Bollinger üst band, alt band var, volüm var, her türlü veri var. Peki başka hangi veriye ulaşabilirim? Coin, benim nesnem coin yani BTC USDT. Nokta, get analiz diyorum. Nokta deyip bu sefer moving average diyorum. Ve print data 2 diyorum. Bu sefer ikinci satırda da benim coin'imin hareketli ortalamalara göre olan sinyallerini, verilerini göreceğim. Çalıştırdım. Bana diyor ki toplamda 5 tane al sinyali, 9 tane sat sinyali, 1 tane nötr sinyal var diyor. Ve bunların tabii hangisi çoğunluktaysa çıkarılan sonuç olarak da sell diyor. 9 tane sell sinyali olduğu için. EMA 10 al konumundaymış. SMA 20 sat konumundaymış. SMA 50 sat konumundaymış vesaire. Bu şekilde sağa kayıp görebilirsiniz. Aynı zamanda indikatör verileri içerisinde de hareketli ortalamaları da görebiliyorsunuz. Bu arada bakın birinci satırda indikatör verilerimiz vardı. Oradan hareketli ortalamalar da gözüküyor. Sonra bir data daha tanımlayalım. Data 3 eşittir coin.getanalyst.
Ne vardı? Oscillators. Osilatörlerin sinyalleri bu sefer de. Data 3. Çalıştırdım. Çıkarılan sonuç nötr. Bir al, bir sat. 9 tane nötr varmış. RSI nötr konumda. Stokastik nötr konumda. ADX nötr konumda. Momentum sat konumunda. MACD al konumunda. Geri kalan her şey, geri kalan indikatörler nötr konumda. Zaten burada da çok fazla indikatör kontrolü yapmıyor. Yaklaşık 11 tane galiba. Bakalım. 1, 1, 2, 9 daha 11. Ve bir tane daha veri çekebiliyoruz. Data 4 eşittir. Coin.getAnalyst.summary, yani özet bilgilerim. Bu da birkaç tane veriden çıkarttığı analiz ile bana bir sinyal gönderiyor. Print data 4 dedim. Yani dördüncü satırda özet bilgilerimi göreceğim. Bunların hepsine de Coin'in kendi sayfasından ulaşabilirsiniz aslında bu verilere. 3 tane al, 13 tane sat sinyali var. 10 tane de nötr. 26 tane veri var ve 26 verinin 13'ü sat pozisyonunda. Burası tabii ki bir sinyal algoritması falan değil bu, ama buradan kendine çıkarım yapabilirsin. Bu videoda TradingView'den veri çektik ve bu verileri ekrana yazdırdık. Bir sonraki videoda bir verinin içerisindeki başka bir veriye erişeceğiz. Örnek veriyorum, Bitcoin'in RSI değerine erişeceğiz. Yani burada ben teker teker okumak zorunda kalmayacağım. Ekranımı yana kaydırmak zorunda kalmayacağım. Bu verilere erişeceğiz. Sıra sıra bu şekilde yavaş yavaş gideceğiz. Amacım, dediğim gibi, Türkçe bir algoritmik trade kaynağı olsun. Başka bir amacım yok. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.